Bugün en son olarak en son bomba Biden'dan geldi. Yine zaman içerisinde şunu söylemiştik. Duyumlarım Biden'ın da kendi dahil olduğu yapı, küreselciler, Mısır köklüler, işte Fed, dolar, petrodolar, Pentagon, NATO yapısından ayrıştığı, dolayısıyla onun da aklının başına geldiği noktasında bazı duyumlardı ki öyle olmuş. Biden bugün açıklama yaptı. Dedi ki artık dünya yeniden düzenleniyor. Bakın açıklama çok ilginç. Hepimizin dijital para yönünde bir adımları atması lazım. Belli oluyor ki tek bir dünya devletindeki tek bir hükümrana biat edeceğiz. Bakın özellikle tek bir cümlesini çok fazla kullandı. Ben bunu çeşitli yayınlarımda görsellerini de gösterdim. One world, one value ifadeleri 35 senedir öyle yerlerde kullanılmış ki bizler bile, yani ben bile ezber bozan olarak toplumun önüne fark edilmeyen yeni bilgileri getiren biri olarak bütün bu bilgilerimi de ya da öngörülerimi de teyit eden bu verileri çok daha yeni edindim. Bu görselleri ve fotoğrafları. Gerçekten dünya bir tek dünya yapılanmasına doğru gidiyor. Bakın buradaki kritik meseleler şunlar. Şimdi herkes soruyor bir kere. O soruları da yanıtlayayım. Belki bu video akarken de sorularınız oluştu. Birincisi işte Rothschild'lerle, Aşkenazlarla biz niye anlaşıyoruz? Onlar küreselcilerle beraber değil miydi vesaire diye sorular geliyor. Değerli dostlar bakın düşman ülke ya da dost ülke diye bir şey yok. Rakip ülke var ve her biriyle bir günlük, üç günlük, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çeşitli işbirlikleri söz konusu. Yani çünkü dünyada böyle bir Don Kişot gibi elinize kılıcınızı alıp ben varım demek de olmuyor, olamıyor. O yüzden bir takım işbirlikleri ki bugün görüyoruz ki bakın karşımızdaki iki büyük güçten bir tanesini devirdik o işbirliğiyle. Yani son 30 yıldır biz bunu anlatıyoruz. Babil Kanadı, İngiltere, Aşkenazlarla nasıl yürüdüğümüzü, yürüyeceğimizi bunu hep bilirler izleyenler. Bakın bir tarafı ikinci bin yılın sonunda dünyayı neredeyse ele geçirdiğini zanneden tarafı kaptanını gemiyi terk ettirecek kadar, yani salgının başında ilk gemiyi terk eden Vatikan'dı. Tabiri caizse küs olduğu, hiç yan yana gelmediği İngiltere'nin masasına bizle beraber koştu, geldi, oturdu Vatikan. Bakın bunu sağladı. Dolayısıyla lütfen böyle bakalım konulara. İkincisi şu sorular hep geliyor. Rothschild'lere güvenilir mi? İşte Aşkenazlara güvenilir mi? Biz şimdi 16 milyon Aşkenaz'a güvenilir mi, güvenilmez mi? Bunu bir kenara koyalım. Yani güvensek ne olur, güvenmesek ne olur? Biz 500 milyon Türk, birilerine güvenir miyiz, güvenemez miyiz, bizi kandırır mı diye düşünüyorsak bir Türk dünyaya bedeli, o zaman saklayalım onu, hiç söylemeyelim öyle bir şeyi. O yüzden kendi işimize bakalım aslında. Çünkü bu yeni oluşan dünyada tam da Türk'ün çizgisi gereği, Türk'ün dünyada varlık sebebi aslında gereği daha adil ve daha liyakatli bir dünya oluşacak. Bunun geçiş sürecinde çeşitli sıkıntılar olacak, bunu daha önce söylemiştim. Özellikle Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde ki bu sıkıntılardan çok daha az sıkıntıyla kurtulacak olan Türkiye olacak. Bunu da söylemiştim. Peki Türkiye ne katıyor bu sisteme? Yani tek dünya küreselcilerin de hayaliydi ama Türkiye'nin de hayaliydi, Türk devletinin de. Onlar özgür dünya devletini hayal ederken biz adil dünya devleti vizyonundaydık. Nitekim bakın adaleti katıyor. Nasıl kattığını hemen anlatacağım. Dünya petrodolar sistemiyle yönetiliyordu ve doların sahibi 3 tane aileydi. Bakın canları istediğinde para basıyorlar. Yani düşünün dünya istediğiniz gibi yönetirsiniz. Yani istediğim parayı basıp cebime koyayım, dünyayı gider satın alırım. Dolarla ki çünkü dolara da rezerv para olarak kabul ettirmişsiniz. Şimdi Türk Devleti'nin ön almasıyla, yani Rothschild ana finansla hakim taraf ama Türk Devleti, bakın hepiniz izliyorsunuz, İslam devletleri, Afrika devletleri koşa koşa külliyeye geliyorlar. Sebebi şu, Türk Devleti yaptığı yardımlar, yaptığı yatırımlar sırasındaki davranış biçimleriyle yeniden gönülleri kazandı ama en çok da şununla kazandı. Bakın o yeni paranın bütün devletler ortağı oluyorlar. Bilmem dikkat ettiniz mi? Çin'de Asya Yatırım Bankası diye bir banka kuruldu. Şu anda 150 devlet onun üyesi. Diğerleri de olacaklar elbet. O devletlerin her birinin bir yüzdesi, bir payı var bankanın içinde. O devletin milleti ne kadar çalışkansa, ne kadar üretkense, o devlet ne kadar güçlü, değerler açısından söylersek ne kadar altın üretmiş, altına sahipse onun karşılığında dolaşımdaki parası olacak ve o paranın sahiplerinden biri olacak. İşte bugün geldiğimiz noktada Türk Devleti yıllar önce söylediği dünya beşten büyüktürü somut olarak gerçekleştiriyor ve işte o yüzden birçok dünya devleti işte adalet burada diyorlar ve buraya koşuyorlar. İşte Çin'deki tek dünya devletinin farkı bu değerli dostlarım. Burada ben yine şu sözlerle bitireyim bu videomu.
dünyada siyasi olarak yönetimin Türk devletinde olduğunu, bütün devletlerin aralarındaki uzlaşma, münazara, müzakere, yardım için büyük abiye, aynen Antalya'ya, külliyeye koştukları gibi bundan sonra hep geleceklerini göreceksiniz. Türkiye'nin çok hızla zenginleşeceğini göreceksiniz. Dünyanın birkaç senelik bir böyle geçiş sürecinin ardından tekrar daha adile döneceğini göreceksiniz. Ama bizim için risk şurada. Özellikle bu şeyin içerisinde bakın bizim söylediklerimize teyit eder bir biçimde İsrail Devlet Başkanı ne yaptı? Gelirken uçağında birlik ve gelecek yazıyordu. Ve bir Aşkenaz, bakın Safaratların Allahsız para devleti dediği İsrail'dir, kenara yazalım. Aynı zamanda soyu anneden devam ettirir, kadından devam ettirirler. Ama geliyor Cumhurbaşkanımızın elini sıkış biçimine bile bakın, ben bir uzman psikoloğum ve beden dilini çok iyi okurum. Elini sıkış biçimi bile iki eliyle eğilerek sıkıyor bakın. Bu çok önemli. Büyüğün eli öyle sıkılır. Hatırlayın bakın, One Minute'den One World'a değerli dostlarım. Bunların hepsi, biz yıllarca dedik ki ilmik ilmik işliyor Türk devleti. Boşuna söylemedik bunu. Ve ne dedi? Bizler Tanrı'ya inanan İbrahimileriz hepimiz. Yani Türkler bir çatı altında toplanalım. Protestan ve Katoliklerin oyununa niye yem oluyoruz? Biz tek çatı altında toplanıp dünyayı yönetebiliriz. İşte buradaki risk şu. Zenginleşme ile birlikte Müslüman Türk sadece Hanif Türk mü olacak? Yoksa Müslüman Türklükte kalıp diğerlerini oraya mı çekecek? Yani Hanif Türk'üz diyen, İbrahim'iyiz diyen Yahudileri biz Muhammedi Müslüman mı yapacağız? Yoksa onlar mı bizi o tarafa doğru çekecekler? Zenginleşmeyle birlikte işte bu imtihanı vereceğiz değerli dostlarım. Bence risk de bu. Ama eğer Türksek, eğer çalışkansak, eğer ahlaklıysak, eğer zekiysek, eğer Müslümansak, dolayısıyla adil, liyakatlı olmaya çabalayansak biz o zaman bu sistemin içerisinde sistemi yönetmeye devam edeceğiz. Değilse işte bir 100 yıl sonra tüh yine devletimiz vesayet işgalinde diye ağlarız ki bu sefer ki çok büyük bir devlet. Dünya satının tamamı vatan değerli dostlarım. Şöyle ki işte tek dünya devleti dedik ve o dünya devletini Türk devletinin yöneteceğini söyledik. Burada bazı kavramları tekrar açmamız lazım. Ama şunu da hep hatırlatmamız lazım. Bazen görüyorum bir videonun sadece kapağındaki cümleden aşağıya yorumlar yazan dostlarımız oluyor. Lütfen videoları aslında izleyelim. O video da yeterli değil çünkü bir 10 dakikanın içerisinde her konu anlatılamayabiliyor. Orada doğan soruları biz mümkün olduğunca cevapladığımız başka videolara da yer veriyoruz. O yüzden topyekun şöyle bir bütünü, bir 3-5-10 hani birbirini tamamlayan videoları izledikten sonra aslında bir yorum sahibi, yargı sahibi, görüş sahibi olmak daha makul olabilir. Şu çok soruluyor. İşte küreselcilerdi, efendim Rothschild'lerdi, Aşkenazlardı, bunlar kimlerdi diye hemen şöyle bir tabloyu çizelim. Bakın bir tarafta bir kere bin yıllardır Oğuz devleti, Türk devleti, Hanif İslam devleti var olduğunu söyleyebiliriz. Bin yıllardır diye özellikle söylüyorum bunu. Bunu tarihin içerisinde çeşitli araştırmalarla ve önümüzde karanlık, yalancı 20. yüzyılın gaflet perdesi kalktıkça görmeye başlayacağız. Bu kullandığım tabirler Mustafa Kemal Atatürk'ün 20-22 yaşlarında yazdığı bir şiirden. Bir gaflet perdesi örttüler ama bir gün kalkacak o gaflet perdesi ve sen göreceksin hakikat nerede diyor. Onu son kez anarken vefatından önce son 10 Kasım'da Erbakan Hoca da diyor ki yiğit elbette düştüğü yerden kalkacak ve yeniden medeniyete önderlik edecek. Bunun başka türlüsü zaten düşünülemezdi. Yani ben bugüne kadar işte 2007'den bu yana kimilerinin gülümseyerek ya da kahkahalarla izledikleri, dinledikleri ama bugün artık tek tek gerçekleşen öngörülerimi de bu tarihi okumalara ve Türk Devleti'nin bakış açısına, tarih içinde yıllar içerisinde neler yaptığına, son 150 yıl çıktığımızda binlerce yıldır dünyayı bir süper güç olarak yönetmiş ya da dünyada bulunduğu bölgede hep hakim olmuş Türk Devleti'nin anlayışına, modellerine, çizgisine bakarak söylemiştim. O bağlamda bir kere bir tarafta biz varız. Diğer tarafta bizle bin yıllardır dövüşen, savaşan, bunu çeşitli artık kurumsallaşmış halleriyle işte onlar konseyi ve onların devamları, parçaları vardı. Ama 500 yıl önce bu yapı benim tahminimce yine, çünkü onların modellerini de izledim de bunu sıklıkla yapıyorlar, çeşitli sebepler ve hedeflerle ikiye parçalandı.
O ikiye parçalanmayı bugün çeşitli isimlerle insanlar anıyor. İşte bin yılcılar, yüz yılcılar diye, Mısırcılar, Babilciler diye. Ben de daha çok şu Mısır Babil'i tercih ediyorum. Çünkü Mısır kabalası iltisaklı olanlar, Babil kabalası iltisaklı olanlar. Bakın şimdi bu Mısır tarafında karşımızda son 500 yıldır kim var? Mısır tarafı daha çok Katolik kanat aslında. Temeli Katolik, Vatikan, İsviçre, Malta çok önemli bir devlettir. Küçücük durur ama Güney Amerika'da bütün Katolik devletleri neredeyse yönetir. Malta Şövalyeleri. Bakın tarihte bitmedi değerli dostlarım. Aynen devam ediyor oradaki uzantılar. Fed Amerika'da doları basan, sahibi olan Fedler ve onların sahibi olan İsviçre'deki banka. Rockefeller ailesi, Morgan sülalesi, J.P. Morgan, ondan sonra Habsburglar. Bunlar işte Amerika'da FBI, Pentagon, Almanya'da Baviera kanadı dediğimiz kanat. Bunlar Mısır kanadı değerli dostlarım. Diğer kanat Vatikan'la 1500'de işte bir evlilik hikayesi üzerinden sözde kopan İngiltere diyebiliriz. Amerika'da Cumhuriyetçiler, CIA daha ağırlıklı olarak bu tarafta diyebiliriz. İsrail, yani Aşkenazlar, yani Yahudiler ki diğer tarafa Safaratları yani Musevileri katalım Mısır kanadına. Ondan sonra Almanya'da Saksonya kanadı yine bu tarafta verebileceğimiz bir kanat. Ve tabii Rusya, Çin'in arkasındaki bütün sermaye diyebiliriz bu kanat. Şimdi biz dikkat ettiyseniz eğer 30-40 yıldır bu Babil kanadıyla birlikte hareket ediyoruz. Çünkü bizim içimizde de ana silkelenmemiz, temizlenmemiz gereken işte terör örgütleri, DHKPC, PKK, PYD, FETÖ ve vesayet unsurları bu NATO'cu, bu Mısırcı kanadın unsurları daha fazla. Ve bu 500 yıldır böyle. Bunu ben bir kitabımda detaylarıyla anlatmıştım kimler kimler diye. O bağlamda da bizim hareket alanımız anlamında bizim içimizdeki temizlik, misak-ı milli ve bizim yürüyüşümüz hatta bizim artık göreceksiniz çok kısa zaman içinde en fazla 2 yılın içinde tek devlet haline geleceğimiz Türk Devletler Teşkilatı bünyesindeki yapılarda da aynı hikaye var. O yüzden aslında 2009-2023 Türkiye-NATO Savaşı diyebiliriz hikayeye. Ya da Türk-NATO Savaşı. Çünkü bu kanadın içindeki Aşkenazlar ana sermaye gücü de bizle birleştiğini düşünelim. Türkler NATO'yla 2009'dan bu yana, One Minute'den bu yana. Bakın çok özel simgelerdir bunlar. Çünkü ta o zamanlar bu One World, One Value ifadeleri de var. One Minute'den, One World'e. One Minute'den hatırlayın lütfen İsrail Devlet Başkanı'na parmak sallayan ve katilsiniz diyen Cumhurbaşkanımızdan One World'e ve gelip birlik ve gelecek diyen Cumhurbaşkanı'nın eğilerek elini sıkan iki eliyle birlikte ve biz hepimiz Tanrı'ya inanan İbrahim'i deriz diyen bir İsrail